Harold 2072'de doğdu. 2077'de Büyük Savaş başladığında yalnızca 5 yaşındaydı ve barınak 29'a girdi. Büyük Savaş günü duyulan siren seslerini ve sonraki günlerde yaşanan korkutucu günleri halen hatırlıyor. Hatta bulunduğu barınak olan barınak 29'da yeterli yiyecek ve su bulunmuyordu. Bunun sebebi barınak 29'un aşırı kalabalık olmasıydı. Barınak 29'u ise Diana Stone isimli insan beyni ve bilgisayarın birleşiminden oluşan bir insan yönetiyordu. Büyük Savaş'tan önce Diana Stone önemli bilim insanları arasına girmişti fakat kendisine göğüs kanseri teşhisi konuldu. Bu olaydan sonraki günlerde Diana umutsuzluğa kapıldı. Ta ki Derek Greenway ile tanışana kadar. Greenway, Diana'ya adından çokça söz ettiren Zex yazılımından bile daha zeki bir süper bilgisayar modeli öneriyordu. Fakat bu bilgisayar için bir de insan beyni lazımdı. Kaybedecek hiçbir şeyim yok diyen Diana bu teklifi kabul etmişti. Diana uyandığında operasyonun başarılı olduğunu anlamıştı. Fakat rahatsızlık veren bir derecede iyi işitiyordu, görüşü de aynı şekilde çok iyiydi. Ona sonsuza dek yaşayabileceğini söylemişlerdi fakat Diana artık bir insan değildi. Diana, yüzeyi araştırmak için düzenli olarak barınak 29 sakinlerini yeryüzüne çıkartacaktı. Diana bu kişileri sır olarak saklaması şartıyla kendi bulunduğu bölge olan Nursery'ye getirecekti. Harold Diana tarafından seçildi ve Nursery ve Diana'yı tamamen bir sır olarak sakladı. 2090 yılında 18 yaşında barınaktan ayrılan Harold bir tüccar olarak para kazanmaya başladı. Kaliforniya civarında ortaya çıkan yeni insan toplulukları arasında gezinip durdu. 2096 yılında kendi kervanını kurdu. 12 yıl içinde Harold merkez bölgesinin önde gelen isimlerinden birisi olmuştu. Başarısının sonucunda haydut saldırılarını daha fazla yaşamaya başladı. Bu yüzden yanına muhafızlar almaya başladı. Harold 25 yaşında. 22 Mayıs 2102 tarihinde etrafta yaşanan süper mutant saldırılarının kaynağını öğrenmek için Richard Gray isimli bir bilim insanı ile yola çıktı. Mariposa askeri üssüne vardıklarında etrafları sarıldı. Süper mutantlar bu ikiliyi askeri üssün derinliklerine kadar kovaladı. Orada robot bir kol Richard Gray'i ve Harold'ı bir fev fıçısına soktu. Gray fıçının içerisine girdi fakat Harold içeri biraz girdikten hemen sonra kendini yere fırlattı ve bayıldı. Çorak arazide 4 gün boyunca kaldı. Tüccarlar Harold'ı korkunç bir biçimde buldu. Merkeze geri götürülen Harold yavaş yavaş işini kaybetmeye başlamıştı. Çalışanlar ondan korkuyor, ortakları ise ondan uzaklaşıyordu. Harold hüzünlü bir şekilde Old Town'a kaçtı ve orada dilencilik hayatı sürmeye başladı. 2161 yılında Harold'ın kafasında daha sonradan Bob ismini takacağı bir fidan çıkmaya başladı. Bu fidan eşliğinde Gecko kasabasına gitti. Kafasındaki fidan gelişmeye başladı. Hatta meyve bile veriyordu. İlginç kısım ise bu tohumların en çorak toprakta bile oldukça iyi yetişmesiydi. 2250'li yılların sonunda Harold'ın kafasındaki ağaç artık düşünmeye ve hissetmeye başlamıştı. Onun hisleri dolaylı olarak Harold'u da etkiliyordu. Harold etrafta dolaşa dolaşa en sonunda kıtanın en ucuna, Washington'a kadar geldi. Dinlenmek istediği bir yere uzandı. Kalkmaya çalıştığında ise hareket edemediğini ve yere sabitlendiğini fark etti. Harold artık bir ağaca dönüşmüştü. Fotosentez ve yerden aldığı besinler onun ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bu topraklarda kök salmaya başladı. 2250'li yılların sonunda Birch isimli bir gezgin Harold'ın ihtişamını gördü ve diğer gezginlerin ona zarar vereceğinden korktu. Daha sonradan bu ağacı tanrı gözüyle bakacak ve Three Minders tarikatını kuracaktı. Harold ve Bob artık yüce olan olarak anılıyordu. Harold biraz dikkatli olunca çevrenin cidden yeşerdiğini ve yemyeşil bir vadi yarattığının farkına vardı. Yeşillikler hayvanları bu bölgeye doğru çekmeye başlamıştı. Three Minders'ın Harold'a karşı özeni ağacın daha da büyümesiyle sonuçlandı. Zaman içinde bu ağaç Harold'ın iç organlarını aşağı mağaralara kadar götürmeye başladı. Harold artık ölümsüz olduğunun ve sonsuza dek bir yerde kalacağının farkına varmıştı. Bunun üzerine biraz eğlenmek için etrafa tohumlar saçmaya başladı. Çünkü bazıları bu tohumların öz suyunun halüsinojenik etkilere sahip olduğunu fark etmişti. 2277 yılında depresyona girmiş ve Bob'dan bıkmış olan Harold bir gezgine onu öldürmesi için yalvardı. Three Minders ise onun ölme isteklerini bir sınama olarak yorumladı. Burada ise karar gezgine düşüyordu. Harold'a ne yaptığı henüz bilinmiyor. Anlayacağınız gibi Harold'ın mutasyonu özeldir. Fev virüsüne maruz kalan diğer insanlar gibi süper mutant olmak yerine çok daha farklı bir canlı haline gelmiştir. Kafasındaki ağaç kendi deyişiyle Bob ise bu mutasyonun bir sonucudur. Kim bilir, belki de Harold öldükten sonra bedeni çorak topraklara yayılacak ve çorak topraklar tekrar yeşerecektir.
Eğer bu tarz içerikleri yararlı buluyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda Türk Fallout topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fallout Türkiye isimli Discord sunucumuza hepiniz davetlisiniz.